Arkadaşlar yeniden merhaba. Önceki videomuzu izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Traktörümüzün enjektör geri dönüş hortumlarından mazot kaçırdığını fark etmiştik. Şimdi bugün bu hortumlarını değişeceğiz arkadaşlar sizinle birlikte. Hortumları değiştikten sonra şöyle göstereyim. Ön aksımızın yağ ile aks başlarındaki dişli kutusu. Biz bunlara cer diyoruz. Bunun orijinal adı ne bilmiyorum. Onları değişeceğiz arkadaşlar. Geçen bir kitapçıya okuyordum da yaklaşık 400 saatte bir değişmesi gerekiyormuş. Biz bunu bir 600 saat kadar geciktirdik ama önemli değil, yapacak bir şey yok ona. Onları değişeceğiz. Yaptıktan sonra gider yine sizinle birlikte bir traktörümüzü yıkarız, temiz olur. İsterseniz ben kamerayı kafama bağlayayım. Ondan sonra işe başlayalım. Alet kutumuzu hemen açalım. Şimdi bunlar kaç? Bu 13. O da 13 gibi. Geneli 13 ya. Şuradan 13 cır cırı aldım. Bir şey oldukça alırız. Yemin ediyorum şu cırcır anahtar çok büyük kolaylık ya. Bak hemen açtığını, diğer anahtar olsa 2 saat çıkart bir daha tak, çıkart bir daha tak. Şöyle de bir kutu aldım ki bütün anahtarları falan onun içine koyalım. İşte bu da her yere yanaşmıyor mu ne yazık ki. Mesela ona yanaşmadı. Onu başka 13'e çıkartırım, hiç sıkıntı değil. Onu da amma sıkmışım ha. Bu hortumları daha önce yine patlatmıştı arkadaşlar. Bunları bir değiştik. Bu hortumlar da dayanmadı. Tahminimce kışın çalıştırıyoruz ya biz traktörü. Sıcak soğuk, sıcak soğuk hortumları çatlatıyor. Zaten hortumlar çatlamış buradan gördüğüm kadarıyla. İlk zımbırtıyı çıkarttık. İkinci zımbırtıyı da çıkarttık. Şuradan da bir 10 numara anahtarla hemen bunu da açalım. Arkadaşlar şöyle küçük bir lokma aldım. Şu filtrenin, hava filtresinin başlarını sökmek için. Oo, tam oldu bu da valla. Bunu da açalım. Bunlar niye bu kadar gevşek ya? Bak işte cırcırın avantajı burada, cırcır olmasa bunu açmak için işkence çeker insan, yemin ediyorum. Evet, bu da çıktı. Ya arkadaş, traktörün de bir yerinden sığamıyoruz. Şimdi sevgili hava filtresi, seni başka tutabilecek bir şey yok burada. Gel bakalım. Hop. Hava filtresi çıktı. Şimdi al işte. Bak gördüğünüz gibi burası, şuraları komple çatlamış. Ne hale gelmiş oldu. Vay be. Tamam, bu gitti. Şunu da alalım. Bu da aynı şekil. Pert. Bu
da pert olmuş. Şaşırdık mı? Kesinlikle hayır. Burada da bir eklemeli hortumumuz var. Evet arkadaşlar, şimdi bu hortumları çıkarttık. Şimdi şöyle elimde birkaç tane farklı hortum numunesi var. Şimdi şu dışı bezli olan ilk hortumuydu. Bunu yaklaşık bir sene sonra patlattı. Bundan yapmayacağım. Bu da şu an söktüğüm hortum. Bu da 6 ay falan dayandı. Bu da yani pek dayandığı söylenemez. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Şeffaf hortum deneyeceğim arkadaşlar. Bir de üstüne alüminyum folyo getirdim. Alüminyum folyo ile kapatacağım arkadaşlar. Bu da şu hortumlarımızın biraz gözleri büyük. Şöyle göstereyim. Şimdi babam aynılarından bulmuş, getirecek. O getirene kadar biz de şu cerlerin ön aksın yağını falan değişmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, önce bunun tapasını açacağız. Kunemizi bir hazırlayayım. Şurada da pis bir bidon var. Oh, oh. Harika bir ortam. Acaba bunlardan hangisi? Bu değil. Evet, bu. Uzatmak olmaz. Allah. Ulan. Şuradan bir destek almam lazım. Of. Mükemmel. Şu kapak, dikkat ederseniz bakın, bu kapak mıknatıslı, demir tozlarını tutmuş. Şu an kapağın üstü demir tozu dolu. Böylesini de ilk defa görüyorum. Bu kaç litreymiş ya? 5 litrelik şey neredeyse doldu. Demek ki 4 litre falan rahat alıyor bu. Kaçırırsa birazcık daha sıkarız. Şimdi gidip bunun yağ koyma yeri var. Burayı açalım. Ulan yağmur başladı, şansa bak ya. Ne zaman böyle işlere bulaşsam yağmur ya, göre rüzgar esiyor, bir şey oluyor arkadaş. O tapada burada. Tabi bu da sıkı bir şekilde sıkılmış. Vay arkadaş. Ulan bu ne sağlamdı böyle. Huh. Bunu tapaya koyduk. Evet. Bu şekilde ağır ağır dökeceğiz. Şimdi Hune'nin ağzı çok ince olduğu için çok yavaş, ağır ağır dökülüyor arkadaşlar. Bunu dökmek biraz zaman alacak. Yaklaşık bir 4 litre kadar yağ alıyor burası. Yani çıkan yağdan öyle anladım. Bu zaten seviye tapası bu çıkarttığımız. Buraya kadar dolduğu zaman tamam oluyor yağ. Bunu önce bir dökeyim. Sonra diğer dişli kutularının yanlarını da değişelim. Evet arkadaşlar, ön aksımızın yağını değiştik de şu karşıdan çok fena yağmur geliyor şu anda. Şimdi bizim şansımıza yine. Şunu kapatayım. Şimdi 2 dakikaya bak açalım. Vallahi ıslanacağız. Evet arkadaşlar. Yağmurun geri almasını beklerken babam da geldi. Hortumu getirmiş elimde. Yağmur pek geri almadı ama ufaktan çiseliyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Bir kere bulaştık. Bunu bitirelim bugün. Şu hava filtresini traktörün şöyle altına koyayım, ıslanmasın. Evet, burada da karga burnu olmasa mümkün değil. Elinle oraya yanaşıp takamazsın yani. Şimdi şu ek yerine
bunu takacağız ama bu ek yeri bunun kalın. Yani bunu buna böyle takmam mümkün değil. O yüzden şunun bir başını ısıtmamız lazım. Ah, oh, süper. Evet arkadaşlar, hepsini değiştim. Hepsi takıldı yerli yerine. Karga burnu sağ olsun. Evet, hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Onlara baba baktım, alüminyum folyo işine de. He? Biraz zor sararız onlara alüminyum folyoya. Evet. Oturmuş değil mi? Hı. Dibe kadar oturmuş. Oturmuş. Çalıştır bana. Hava şey yapmaz. Ne hava? Hava filtresi takılı değil ya, ne bileyim. Hangi? Hava filtresi takılı olmaz. Değil. Ne bileyim, toz moz alır orayı, bak pis orası. Orayı vakumlayacak sonuçta. Yok, bakalım da. O nasıl çekiyor öyle? Stop ediyor bak. Ha, bu bunun içine mi giriyor? Evet. Tam yerine otur. Aha, oturdu. Tamam, yeter yeter. Öbürünü de sıktın. Evet. Tamam. Her şey tamam. Tamam mı şimdi burası? Hı hı. Burayı tamam. Komple her şey yerli yerinde. Sese bak be. Evet arkadaşlar, hortumlarımızı değiştik. Herhangi bir mazot kaçağı falan da yok. Hani yağmur yağıyor demiştim ya. Eve gittik o ara. Yağmurun yağması, yağmurun geri almasını beklerken bayağı bir zaman geçti. O yüzden de şimdi akşama kaldık. Bir tek şu ön cerler, yani dişli kutusu, dişli kutularının yağları kaldı. Hemen onların da yarın sabah yağını değişeceğiz. Sonra götürüp gidip sizinle birlikte traktörümüzü yıkayacağız. Sonra videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi önce şunu açacağız arkadaşlar. Tabii ki de uzatma koluyla böyle sıkarım. Bir saniye. Ters koydum. Şöyle. Ya bu kolay açıldı. Aks'taki şeylere nazaran. Şu pis yağımızın akması için de şunu hazırlayalım. Yere falan akmasın arkadaşlar pis yağımız. Aa, harika ya. Bir litre bile değil ya. Şimdi traktörümüzü biraz geri geleceğim. O seviye tapasına kadar dolduracağız. Bakayım. Yok, çok gelmişiz. Azıcık ileriye. Çok az geri. Lan buradan da ayarlamak zor iş. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi böyle tam düz konuma getirdim. Şimdi burası seviye tapası oluyor. Buraya kadar, yani bu dişi kutusunun yarısına kadar yine 80'e 90 yağ koyacağız. Şu yağlarımı alayım. Bu arada bütün bu yağlarını servisten istedim arkadaşlar. Yetkili servisinden traktörün. Yani kafaya göre yağ kullanmıyorum. Hepsi orijinal. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Massey Ferguson'un damgalısı olan yağlar.
Bakın arkadaşlar, seviye tapasından taştı. Hemen tapamı yerine takıyorum. Tabii takabilirsin. Nerede anahtar? Diğer yağların değişimi bu kadar arkadaşlar. Basit yani, böyle pek bir numarası yok. Yani diğer yağlar da aynı şekilde. Yani traktörün bütün yağlarını siz kendiniz değişebilirsiniz. Anahtarınız olduğu sürece. Şunu da tekrar sıkalım. Taştı. Uzatma kolumuzu. Gidelim arkadaşlar. Önce bir koptuğumuzu açalım. Motor kısmını güzelce yıkayayım. Zaten gittiğim mesafe kısa. Buradan oraya gidene kadar motor fazla ısınmaz. Yani motora su vurmam herhangi bir şey olmaz. Motorumuzu güzelce yıkayalım. Köpükleyip yıkayalım tabii ki. Daha sonra diğer motorun bütün aksamları da güzelce köpükleyip yıkayalım. Sonra videoyu da bitirelim arkadaşlar. Traktörü nasıl yanaşsam bu bütün hortumu etrafında dolayabilirim. Şöyle yapsam tam dolarım gibi. Aynen. Hortumu ezmeyelim. Böyle iyi arkadaşlar. Dediğim gibi önce kaputumuzu güzelce bir köpükleyelim. Motor kısmı tamam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın tertemiz oldu motor gövdesi. Bu yağ kaçıran yerler falan. Bir tek şu hava filtresinin emiş kısmına su vurmadım. Oraya vurursak hava filtresine su gider. Ayrıca motor kısmı tertemiz oldu. Şimdi motorun kalan kısımlarını da yıkayalım. Kaputumuzu kapatayım.
Evet arkadaşlar, cillop gibi oldu motorumuz ya. Her tarafını da yıkadık güzelce. Şimdi binip evimize gidebiliriz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu an traktörümüz yaklaşık 1010 saatte. 1200 saate geldiği zaman da yine sizinle birlikte traktörümüz için bir ağır bakım videosu çekeceğim. Yani ağır bakımdan kastım hidrolik yağ, motor yağı falan filan, bütün filtreler dahil her şeyini değişeceğiz sizinle birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.